Merhaba çocuklar. Bugün size Andersen'den Bezelye Prenses masalını okumak istiyorum. Hazır mıyız? Bir zamanlar bir prens varmış. Bu prens evlenmek istiyormuş ama evleneceği kişi gerçek bir prenses olmalıymış. Böyle birini bulmak için bütün dünyayı dolaşmış ama çok büyük bir hayal kırıklığına uğramış. Çünkü karşısına çıkan prenseslerin hakiki olup olmadığını bir türlü anlayamıyormuş. Hep eksik bir şeyler oluyormuş. Sonunda üzüntü ve umutsuzluk içinde yurduna dönmüş. Bir gece korkunç bir fırtına çıkmış. Şimşekler çakıyor, gök gürlüyor, bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, kıyametler kopuyormuş. Derken sarayın kapısı çalınmış. Yaşlı kral gidip kapıyı açmış. Fakat o da ne kapıda yağmurdan ve fırtınadan perişan olmuş bir zavallı bir kız duruyormuş. Üstelik her tarafından sular akan, tepeden tırnağa sırılsıklam olmuş bu kız gerçek bir prenses olduğunu söylüyormuş. Eh, anlarız bakalım diye düşünmüş yaşlı kraliçe. Ama kimseye bir şey söylememiş. Yatak odasına gitmiş, yere bir bezelye tanesi koymuş. Bu bezelye tanesinin üzerine 20 tane döşek, döşeklerin üzerine de 20 tane kaz tüyü yatak koymuş. Gece olunca prenses bu yatakta yatmış. Sabah olunca kıza gece nasıl uyuduğunu sormuşlar. Ah, korkunç bir şeydi demiş prenses. Bütün gece gözümü bile kırpmadım. Allah bilir ne vardı yatakta. Sert bir şeyin üstünde yatmış gibi her yerim çürüdü. Mosmor kesildi. Gerçekten berbattı. Böylece anlaşılmış ki 20 döşek ve 20 kaz tüyü yatağın altındaki bezelye tanesini hissedecek kadar nazlı, narin olduğuna göre bu prenses hakiki bir prensestir. Prens onunla evlenmiş, o bezelye tanesini de müzeye koymuşlar. Eğer kimse almadıysa bugün bile gidip görebilirsiniz onu. Gördünüz mü? İşte size hakiki bir masal.